Merhaba, ay pardon senin videonda uyuyor. Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Aykut Yavuz var. Laflarıyla kafa atan Aykut Yavuz adam. Online. Online biliyorsunuz. Tanıyorsunuzdur Instagram'dan, YouTube'dan hem YouTuber. Ya beni tanıtma. Neden? Direkt içeriye geçelim çünkü çok acıktım. Ben çok çiğ köfte yapmayı istiyordum böyle çünkü çiğ köfteyi çok seviyorum. Kendim yapınca nasıl olacak böyle çok merak ediyorum ama bence güzel olacak. Malzemelerimiz soğan, hani biraz büyük oldu ama hani yoğurdukça şey yaparız. Ben rende olduğunu sonradan fark ettim. Salça. Kendi evinde rende olduğunu sonradan mı fark ediyorsun? Ya unuttum çünkü yemek yemeyince benim kafam çalışmıyor. Pul biber, isot. Kokusu çok güzel, kokacak mı? Adam öldü. Kimyon var, onu da şey ettireceğiz, eldivenlerine evet. Tak! Ben niye takıyorum? Yani ben de takacağım, tek eline taksan olur. Bir dakika, şöyle. Ben bir şey yapmayacağım. Zaten ben buraya çiğ köfte yapmaya gelmedim. Ben buraya aslında Beste'nin çiğ köfte yapamama videosu için burada eğlenmeye geldim daha doğrusu. Çünkü sen öyle san. Yoğururkenki halini göreceksiniz, hepiniz göreceksiniz. Ben şimdi göreceğim seni ilerleyen dakikalarda. Şimdi ilk önce soğanı katıyoruz, tamam mı? Evet. Soğanı katıyorum. Sırasıyla hangisini yapacağını nasıl biliyorsun? Daha önce yapmadım. Fark etmez sonuçta, hepsi birlikte yoğrulacak. Yemin ederim sana bu çok güzel olacak. Elimden geleni yapacağım ben arkadaşlar. Bunu dökebilir miyim? Ama dur onu dökme. İlk önce şöyle bir yoğurmamız gerekiyor. Ben yoğurayım şöyle. Soğanla bulgurun birbirine girmesi gerekiyor ilk önce, anladın mı? Birbirinize girin, anladınız mı lütfen? Çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik, çok üst düzey bir espri bu ya. Bir çiğ köfteyi yaparken iki kişinin elini soktu. Erkek gücü denen bir şey var. O zaman elinin hamuruyla bulaşma erkek işlerine. Bunu kadınlar da yapabilir. Bonnie'yi niye taktın? Kıl düşmesin diye. Hayır, ben onu sadece aksesuar olarak taktım. Benim saçlarım dökülmez yalnız. Ona o kadar dikkat ederiz herhalde. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Kıl düştü burada. Yalan atma şu an. Şerefsizlik yapma. Elimi sokmamı istiyor musun? Sok eline. Daldır. Oo. Oğlum biz Diyarbakırlıyız. Biliyorsun hatta bu işleri. Böyle benim annem. Ama yere de dökme. Benim annem şöyle yapıyordu. Biraz daha yağ dökmemiz gerek sanırsam. Biraz dökeyim. Oğlum ikimiz de anlamıyoruz. Buraya geldik, oturduk. Vallahi ne çıkacak hiç bilmiyorum. O zaman sana ben bir soru soracağım. Kanalıma gelen herkese de bu soruyu soracağım. Beni seviyor mu? Sevmediğim yerde neden bulunayım? Bence de mantıklı. Primçim bu. Ben de seni seviyorum. Hayır, ne? Canım, prim mi dedin sen? Prim mi dedin? Yakalandık arası. Senden ne gibi primim olabilir ya? Sen benim canımın içisi. Canımın çiçeğisin. Elin temiz değil mi? Temiz değil mi? Ama bu nasıl bir kalp? Ben de sevmediğin bir huy. Ben başlarsam videonun sonuna kadar bu gider böyle. Ya söylesen. Çok şeysin ya. Ne? Patavatsızsın. Nerede ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Başlarsam valla sen onu bırakırsın. En son biz tartışmaya kadar gideriz. Sen söyle. Ben burada keseyim. Yo ben hiç alınmam. Ben alıngan bir insan değilim arkadaşlar. İstediğini söyleyebilirsin. Ben sadece merak ettim. Gayet de yakışıyor. Ver bana ver. Arkadaşlar. Ben sorudan kaçayım. Peki senin bende sevmediğin bir özellik? Herkese laf soktuğunu zannediyorsun. Laf sokmuyorum. Ne yapıyorsun? Sen benim şu an Instagram konseptimle karıştırıyorsun. Direkt geçirmiyor ama sokuyor bir yerden lafı. Bence öylesin. Beste her zaman şunu diyor. Ben bir şey söylüyorum, duruyor başka bir şeye bakıyor. Sonra tekrar bana bakıyor, diyor ki sen şimdi bana laf soktun değil mi? Kurban olurum o kadar gitsin abi. Soktuğum lafları da anlamıyor yani. İnternette çatır çutur 13-15 yaş arası laflar sokuyoruz yani. Liselilere hitap ediyoruz, ortaokullara hitap ediyoruz ama gerçek hayatta soktuğumuz laflar öyle değil tabii ki de. Kısır oldu bu. İlk önce kısırlaşırlar, sonra zaten çiğ köfte olurlar. Olurlar. Çok hoşuna gitti. Evet. Ay. Aykut sen salçayı dök biraz daha. Evet Aykut ikimiz girişelim böyle. Arkadaşlar yoğurması acayip zevkli. Bu şeyde ortada taşları karıştırırsınız ya. El ele temas edince ne oluyor burada? Çiğ köfte yaparken aşık oldular. Şok. Yeni bir aşk mı doğuyor? Artık yemek kanalı olmaya karar verdim ya. Çiğ köfteye şarkı yazacağım. Nasıl ama? Çiğ köfteye bayılırım. Çiğ köfteye bayılırım. Tadı bir harika. Yanına da koy isot. Evet isotu da dökelim şimdi. Bizim niye şeyimiz yok? Neyimiz? Çiğ köfte tepsimiz. Çiğ köfte yapmadığım için daha önce hiç öyle bir tepsi almak aklıma gelmedi. Arkadaşlar şimdi pul biberi ekliyorum şöyle. Oo, evet. Çok koydum. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Yorumlarda ne gelecek biliyor musun? Ne? Yemeği mundar ettiniz. Bilmiyorsanız niye oturuyorsunuz yapıyorsunuz. Öf neler. Bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıp. Aykut! Ketçap olur mu? Salça bitmiş. Ya hadi git ya. Bunu ciddi soruyor musun sen şu an? Evet ne var? Salçaya getir, şaka yapma. Salça yok, bitmiş, ondan diyorum ketçap olur mu diye. Ya harbi sen nereliydin? İzmir. Ya hadi git salça siparişi. Ne var yani? Ketçap hiç nerede görülmüş ya? Ketçapın salçayla. Farklı bir şey olabilirdi. Ya hadi git ya. Oğlum bunlar et. Tamam ya. Dur sipariş vereceğim. Tamam sipariş. Oğlum bu kız tabii manyak ya. Evet salçamız daha geldi arkadaşlar. Şöyle döküyorum Aykut'cum. Ay var ya bu çiğ köftenin üzerine ben tanımıyorum. Kesinlikle harika olacak. Bir dakika şimdi sen o ağzına koyduğun salçanın kaşığıyla tekrar içine salça atmayacaksın değil mi? Git kaşık getir. Onu oraya koydun ama sen de. Bir kaşık getir. Bezin onu üstüne... ben bir daha çiğ köftenin içine sokmam koymam. Tamam elimle koyacağım. Ya bir nasıl titiz insanlar değilsiniz ya. Alakası yok ben kaşığın üstünden aldım azıcık. Böyle hep sen mi yoracaksın? Şunu halledin de. Sen çok güzel hallediyorsun dur. Gerçekten. Gördünüz arkadaşlar yine oraya düşen çiğ köfte şeyini aldı içine koydu. Bana diyor ki sen kaşıkla salçanın diyor. Şey yaptığın şeyin içine diyor. Onu gidiyorsun diyor onun içine koyuyorsun tekrar diyor. Ben eğlenmeye gelmişim. Niye elimi gözümü bulaştırdım ya? Eğlenmiyor musun abi şu yeni nesil kızlara bak ya. Eğlenmiyor yeni nesil musun? Kızlar böyle abi bak yoğuramıyor bile. En güzel ben çok güzel yoğuruyorum bir kere. En sen kendine bak. Oh elim acıdı. Gerçekten elim acıdı. Oğlum bana küfür edecekler şimdi. Bazıları ne yazıyor biliyor musun? Beste küçücük kız sen 30 yaşında adamsın. Nasıl bununla böyle videolar çekebiliyorsun diye. Seni 17-18 görüyorlar, beni 30 yaşında görüyorlar. Arkadaşlar ben 24 yaşındayım. Ben de 21. 22 Nisan'da gireceğim. Güzelce yoğur, böyle iştahlı yoğur böyle. Hani sıra gecesi gibi. Lan Rauf'um olsaydı şimdi ne güzel bize türkü söylerdi. Rauf'a selam buralardan. Aleykümselam. Rauf kardeşim şarkında güzel olmuş. Böyle vıcık vıcık ses çıkıyor sen. Parmağına girmemiş abi. Parmak yok. Kendi bir tadına bakar mısın? Şöyle bir kere merak ettim. Bir tadına bakar mısın şunu? Bir tadına bakmak istiyorum ya. Biz bunun için çok tuz katmadık ama. Niye böyle olmamış ki bu? Nasıl olmuş? Ben full şu an salça tadı aldım ya. Bir şey söyleyeceğim. Bunu daha çok yoğurmak gerek. Tadı çok güzel. Gerçekten tadı çok güzel. Ben çok beğendim abi. Limon ister misin çocuk adam? Çocuk adam. Ne istiyorsun çocuk adam? Nar ekşisi. Yeterli mi kurucuk adam? Kurucuk adam. Yapacağım onu birazdan. Ben geçen gittim Ali Usta dedi ki bize yine. Çekilin gerek şuradan dedi. Senin yüzünden. Aytu aramış saat 11'de anlaşmış Ali Usta ile video çekmek için. Bunun yüzünden saat 3'te gitmişler. Adam kabul eder mi? Dükkanın tam yoğun olduğu yerde. 3'te gitmedik oraya tamam mı? Oraya biz 1'de gittik. 11'de anlaşmışsınız. Niye 1'de gidiyorsun? Beste bir şey soracağım onu sana. Sor. Nasıl yetiştiriyorsun? Neyi? Her gün TikTok'a video çekiyorsun. Haftada bir YouTube'a video çekiyorsun. Haftanın 5 günü, belki 6 günü, belki 7 günü Instagram'a video çekiyorsun. Bunu nasıl yetiştiriyorsun? Yetiştirmek istediğim için. Hani kendimi ona göre ayarladım anladın mı? Sevdiğim için. Vallahi helal olsun bak. Sevdiğin işi yaptığın zaman mutlu olduğun için sen de bunu biliyorsundur. Yapmak istiyorsun. Yapmayınca mutsuz hissediyorsun kendini. Ben yapınca mutlu oluyorum o yüzden. Parmakların yorulduğu için mi yumruk basıyorum ben? Hayır. Düzleşsin iyicene diye. Yalnız bak bayağı kıvama girdi. Yanlış mıyım? Vallahi girdi dur böyle oluyorsa ben de yapayım. Şunu da taksana sen. Tak böyle hop bir araya getir hepsini. Ooo shit. O kadar güzel bir şey ki şu an iki elle yoğurmak. Aa! Tamam sakin ol bağırma. Ya emek verdik gerizekalı ya. Hayır atma. Yapma! İstemiyorum. Ben bunu yiyecektim gerizekalı. Niye böyle bir şey yaptın Aykut? Gerçekten ben istiyordum bunu yemek yapmak. Ben de yiyeceğim onu. Ben aldım onu hepsini bak bir şey olmadı. Niye bunu çıkarttın? Çünkü o ketçap oldu onu geç. Arkadaşlar çok zorlanma yaşanıyor şu an. Bankas yaptım. Dene sen de yap benim yaptığıma bak çok zevkli. Görüyor musun? Bu çiğ köfte, çiğ köfteci Ali Usta'dan daha güzel, daha lezzetli. Tavana atayım mı? Hayır tabii ki, bu ev kira. Temizleriz sonra, çok mu zor? Kanka lütfen böyle bir şey yapma. Yo yapacağım. Gerçekten yapma. Yo gerçekten yapacağım ama. Gözlerime bakınca merak etme onu dağlarda. Gel abim gideceğim. Ne kadar kan verdin ya? Ne diyorsun sen gerizekalı? Vurma bana! Kadına şiddet var burada! Gerizekalı. Lan ben seni dövsem burada kadına şiddet değil, çocuğa şiddetten dolayı beni içeri atarlar. Daha kötü. Bana çocuk diyor bir de. Çocuk. Nereye attın o çiğ köfteyi? Ağzıma. Sen de biraz yoğursan keşke Aykut. Kamera arkasında kim çalıştı? Burada ayak yapma, hep ben yoğurdum. Delikanlı ol kanka. Kamera durduğunda kim yaptı? Ben. Kanka delikanlı ol. Burada kimse delikanlı değil arkadaşlar. Biraz yağ ekleyeceğim Aykut. Bekle dur. Eldivene döküyorsun ya. Tam işte ıslak yap. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten harbiden çok güzel olmuş. Tam kıvamında. Sadece biraz yağlı. Neden acaba? Ben hayatımda bu kadar güzel kısır yemedim. Gerçekten ben güzel olduğunu düşünüyorum Aykut. Hoplattı sana. İlk defa çiğ köfte yapıyorum. Belki hayatında yaptığın ilk yemektir senin ha. Beni vuracak yani. Vuracağım ya, gerçekten sinirimi bozuyorsun. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda, seni ağlarlar. Sesin güzelmiş. Hadi lan, hasta hasta söylüyorsun. Ama yine fena değil bence. Şık ederim. Şıklar şıklar şıklar. Evet arkadaşlar, servise geçelim bence. Kıvırcık adam, kıvırcık adam ister misin kıvırcık adam? Yeterli mi kıvırcık adam? Evet arkadaşlar, çiğ köftemizi yaptık. Bayağı güzel oldu, öyle görünüyor. Kısır efte. Ne? Sen anlamasın, onlar anlamasın. Kısır dedi. Ne yapıyorsun Aykut lütfen ya, dökülüyor her yere. Bak ne yaptın. O nasıl çiğ köfte anasını satayım, niye kendi kendine ayrılıyor efendim? Bak bak bak, çiğ köfte dedin de bak. Bak hele. Bak elimi alamıyorum. Buna çiğ köfte diyor ya. Çocuk adam, limon istiyorum çocuk adam. Yeterli mi? Dur da dinle, duracağım. Yeter. Hop. Bir daha ben tövbe. Beste'nin asla bir yemek yapacağım, gel kanka beraber yiyelim dedi. Hiçbir şekilde gelmem yanına. Yalnız ikimizin yaptığı bir video. Sen de biraz yardım etseydin. Hani bana bok atma şimdi. Demek ki kötü olduysa ikimizin suçudur. Yürü, güzel. Ali Usta! Ben senden daha iyi yapıyorum. Bak gör. Ali Usta'nın reklamını yapan koca yürekli fenomen işte ya. Bedavadan reklam yapan fenomen. Helal olsun. Can sağ olsun herkesin. Kanka nar ekşisini çevir istiyorsan. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Tadı güzel ama. Kattaki bütün komşularıma dağıtacağım. Saçmalama. Vallahi bak rezil olur. Neden? Vallahi rezil olur. Herkesin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın diyorum ve yanında Aykut Yavuz. Beraber çiğ köfte yapmaya çalıştık. Fena da olmadı. Siz bu çiğ köfteyi beğenecek misiniz? Hepinizi çok seviyoruz. Tatmadıkları şeyi nasıl beğeneceksiniz diye sorabiliyorsun. Yaklaşma o kadar. Senin ağzına çakarım yaklaşma diyorsun. Yaklaşma bana o kadar. Görünüşüne. Bana yaklaşma o kadar. Hadi git artık ya. Yaklaşma. Allah belanı versin. Çevremdeki herkes çok deli. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Öpüyorum size. Bay bay.